Yepyeni bir tarif ile herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Puzzle sarması tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hemen başlayalım. Evet, yıkadığım pazı yapraklarını sıcak suya alarak yumuşana kadar haşlamaya bırakıyorum. Evet, suyun içinde ters düz yaptıktan sonra fazla bekletmeden hemen alalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, pazı yapraklarımın hepsini haşladım. Bir tepsiye alarak soğutmaya bırakıyorum. 5 adet kuru soğanı bol zeytinyağı ile kavrulmaya bırakıyorum. Evet, kavrulan kuru soğanı karıştıralım. Soğanın kokusu geldikten sonra üzerine 3 su bardağı pirinç, 1 su bardağına yakın bulguru yıkayarak alalım. Pirincimizi topak olana kadar karıştırarak kavuralım. Kavrulan pirincin üzerine 1 yemek kaşığından az olacak şekilde biber salçası, biraz da domates suyu ekleyelim. Evet, kavurmaya devam edelim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1/2 su bardağından biraz az olacak şekilde soğuk su ekleyelim. Hızlı bir şekilde karıştırarak kapağını kapatarak altını kapatalım ve demlenmeye bırakalım. Demlenmiş ve soğumuş iç harcın içine bir tutam maydanoz, karabiber, pul biber, kuru nane ve reyhan ekledim. Hepsini birlikte karıştırıyorum. Evet, iç harcımız artık hazır. Evet, artık sarma işlemine geçebiliriz. Puzzle sarmalarını yan yana olacak şekilde düz bir zemine alıyorum. İç harcı koyarak kenarlarını kapatarak sarıyorum. Dilediğiniz şekilde sarabilirsiniz. İsterseniz buzdolabı poşetiyle veya elinizle de sarabilirsiniz. Evet, bir de yakından göstermek istiyorum nasıl sardığımı. Evet, son yaprağımı da sardıktan sonra pişirme işlemine geçelim. Pazının sap kısımlarını tencerenin alt kısmına alıyorum. Evet, sarmalarımızı tencereye sırayla dizelim. Evet, tencereme dolana kadar dizdim gördüğünüz gibi. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz serpiyorum. Yarıdan daha az olacak şekilde soğuk su gezdiriyorum. Kapağını kapatarak kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Suyu azalana kadar pişirelim. Evet, suyu azaldıktan sonra kontrol edelim. Yumuşayan sarmanın üzerine bolca zeytinyağı gezdirelim. Kapağını kapatarak 2-3 dakika zeytinyağı ile tekrardan pişirelim. Artık sarmamız yemeğe, ikrama hazır. Evet, bir tanesini yakından sizlere göstermek istiyorum. Yumuşacık, gerçekten çok lezzetli oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.